Merhaba, ne tarafa? İzmir. Buyurun. Buna da çekinmezsin herhalde. Merhaba. Sen beni öyle kullanıp atamazsın, tamam mı? Ya kızım tamam, takıldık, eğlendik, bitti. Ne yapayım daha, daha ne yapayım, yüzüne mi söyleyeyim? Ya! Ya Çekil, biz nişanlandık ya! Ne? Sen benim nişanlımsın! Ya sen bunu nereden çıkartıyorsun? Ben sana yüzük mü taktım, söz mü verdim, evlenme mi teklif ettim? Kendi kendine triplere giriyorsun, psikopat mısın kızım sen? Çetinsin, Allah belanı versin! Allah seni kahretsin! Aşağılık herif! Affetmiş seni. İnan biz de mutlu olamadık. Neredesin? Emrettiğiniz gibi uçurumun başındayım. Ömer, burada tuhaf bir şeyler oluyor. Selam bir uçurumun kenarına geldi, telefonla konuşuyor. Daha ne bekliyorsun? At kendini aşağıya. Atacağım. Ama eğer ben öldükten sonra sevdiklerimle hala uğraşıyorsan... Yemin ediyorum, ölümü yenerim. Çıkarım karşına. Anladın mı beni? Sen ölünce her şey bitecek. Senin kaderin bu Asiye. Uçurumun dibinde yatan sen olmalıydın. At kendini aşağıya. At. Canan. İnanmıyorum. Selam, dur yapma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunları vazoya koyar mısın? Çok güzeller. Evet, yolda görünce dayanamadım. Bir kutlama çiçeğini hak ettin Semra dedim. Zor günler geçirdik. Ama hepsi bitti. Evet, tabii. O anlamda dedim. Yaramaz bir durum yok değil mi? Her şey yolunda Semra Hanım. İntihar haberi daha duyulmadı demek ki. Anneanne, Selin'i gördün mü? Hayır tatlım, ben yeni geldim eve. Ne oldu, siz birlikte değil miydiniz? Ya of, birlikteydik. Bak aradığım kişiye ulaşamıyorum ya. Birlikteydik, bir yürüyüşe çıktı. Kaç saat oldu gelmedi. Sen gel bakayım yanıma benim. Gelinimi o kadar daraltma. Herkesin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Hem o kocaman kız kaybolacak hali yok. Şimdi biz seninle anneanne torun birer kahve içelim mi? Hı, içelim. Tamam. Senin keyfin yerinde bugün. Toplantıdan sonra kızlarla kağıt oynadık ve ben hep kazandım. Bugün şanslı günümdeyim. Buradaki kızlar arkadaşlar oluyor herhalde. Evet. Ruhumuz genç biz. Hmm.
Anneanne şuna bir bakayım ben. Tamam. Ha Çetin. Ablam nasıl? İyi. Ya iyiydi yani. Ben eve geldim. O da sahilde yürüyüşe çıktı. Gelmedi mi daha? Yok gelmedi. Ya aslında ben de merak ettim. Aradım, telefonu kapalı ama. Ya siz kavga falan mı ettiniz? Aranız mı bozuldu? Ne oldu? Yok. Gayet iyiyiz. Çok iyiydik yani. Hatta fazla iyiydik. Hakikaten ya. Niye o kadar iyiydik biz? Ağzından şöyle küçük bir gerizekalı bile çıkmadı. Ya benleyken de bayağı bir tuhaftı. Arkasında iyi anılar bırakmaktan falan bahsetti. Sonra veda eder gibi öptü gitti. Nasıl ya? Ne vedası? Bilmiyorum, belki bana öyle gelmiştir de. Neyse, sen gelince söyle de beni bir arasın, tamam mı? Evet, tamam, merak etme. Hadi görüşürüz. Ne vedası ya? Ne oluyor ya? Vakit geldi. Dönme vakti. Bugünü hiç unutma, olur mu? Beni hep bugünkü gibi hatırla. Doğal, çok güzel günler göreceğiz hayatım. Bu ne ki? Ben seni nerelere götüreceğim? Olsun. Sen yine de bugünü yaz bir kenara, tamam. Yok ya. Ya saçmalama oğlum, ne alakası var? Gelir şimdi. Çetinciğim, kahvelerimiz geldi. Nereye canım? Ya ben dayanamıyorum anneanne. Gidip Selen'e bakacağım. Git git. Zor bulursun artık senin. Yetişmeseydim az kalsın öldürecektin kendini. Delirdin mi sen? Neden yaptın bunu? Selen. Selen bir şey söyle. Neden kurtardın beni? Ölmem lazımdı beni. Onlara zarar verecek. Kim zarar verecek? Onlar kim? Şu zehirli pasta, gözü oyulmuş oyuncak bebek falan demiştin. Onlarla mı ilgili? Ya Selen bir şey söyle. Belki yardımcı olabilirim sana. Nasıl yardım edeceksin be? Ben daha düşmanım kim onu bilmiyorum. Önce gazeteden kesilmiş harflerle yazılmış notlar geldi. Sonra tuhaf sesli bir telefon. Öldüreceksin kendini. Başka çaren yok. Öldür. Siz yaptınız. Sen ya da abim. Kaç defa söyledim, bizim bu olanlarla ilgimiz yok. Ne abim ne de ben sana bir şey yapmadık. Sen nasıl buldun beni? Tesadüfte de şu halimle güleyim. Tesadüf değil, tamam. Abim babasının cesedini kaçırdığınız için size öfkeli. Belen oğullarının bir açığını bulmaya çalışıyor. Bu yüzden de buraya kadar takip ettim seni. Hepsi bu. Kuşkuyla bakma öyle. Ya sana zarar verecek olsak intihar ederken seni engellemem, değil mi? Haklısın. Ölmediğimi öğrenince yine başlayacak. Yine tehdit edecek. Sevdiklerim nasıl yiyecek beni? Bunları şimdi düşünme. Sen güçlü bir kıza benziyorsun. Mutlaka ölmekten başka bir çare vardır. Hadi gidelim buradan. Bugün ev ne kadar sessiz. Herhalde Selen yok. Sahile yürüyüşe çıktı galiba. Çetin de ona bakmaya gitti. Ne oluyor Çetin ya? Ne bu telaş? Ya yok. Her yere baktım, yok. Çetin, ne oluyor oğlum? Söylesene. Bak ben de endişelendim şimdi Çetin. Ya yürüyüşe diye çıktı. 3 saat 25 dakikadır yok. Delireceğim ya. E belki de şu bizim gittiğimiz kafeye gitmiştir. Gittiğimiz derken? Ya işte ben her zaman gidiyorum da birkaç kez Selen de oraya uğramıştı. Baktın mı oraya? Sahildekini mi diyorsun? Baktım ya, baktım. Her yere baktım. Yok ya. Ya Selen sabah da bir tuhaftı. Hatta ben Hale'den ona göz kulak olmasını istemiştim ama. Ki düşün benden.
Nasıl tuhaflık? Ne dedi, bir şey dedi mi? Veda eder gibi bir hali vardı. Ne diyorsun dayı ya? Aa, Allah aşkına abarttınız yani. Yalını yolunu kaybedecek hali yok ya. Gelir birazdan. Taylan, sen söyleyince düşündüm de... son günlerde bir gariplik var Selen'de. Bugün de iyi değildi. Bunalıma falan mı girdi acaba? Kendine bir şey yapmaz değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Merhaba. Damadımı da getirdim. Yemek yiyeceğiz, sonra da tavla oynayacağız. Hadi terliklerini giy oğlum. Ben de şu gömleğimi değiştireyim, ter kokmuş. Tamam baba. Sen buyur geç, geliyorum ben de. Mehmetciğim, gel ellerini yıkayalım senin önce, hadi. Yıkayacağım. Alışacağız bu sessizliklere Ali. Yani sen Mine ile evlenince de böyle yan yana olacağız. Sadece ikimizin bildiği bir şeyle. Ulan sus. Biri duyacak şimdi ya. Hadi sustum diyelim. Gözlerimden belli olmayacak mı seni sevdiğim? Çocuğum, bir şey mi istiyorsun? Bir şey lazım mı bakkaldan falan babaanne? Bir koşu gidip geleyim ha? Yok, yok. Mine, bu çocuktan iyi koca olacak. Bende güzel bir örtümüz var. Onu serin madem damadımız yemeğe gelmiş. Ali, ablama ulaşamıyorum ya. Çetin'i arasaydın. Aradım, o da bilmiyor. Bir şey olmamıştır değil mi? Yok kızım, hemen en kötüsünü düşünme. Belki şarjı falan bitmiştir ya. İnşallah. Dur bakalım. Bir şey olsaydı polis şimdiye kadar arardı değil mi? Arardı tabii oğlum. Selen kendine bir şey yaparsa kendimi suçlayacağım. Keşke bugün dernek toplantısına hiç gitmeseydim. Allah Allah, anne kızın başını mı bekleyeceğiz? İnşallah odur. Geldi, geldi. Aşkım, ya. Çok merak ettim seni. İyi misin? Gel. Selen, çok korkuttun bizi. Bu kadar anlaşıldı mı nereye gittiğim ya? Telefonun neden kapalıydı? Kırıldı o. Ben anlatacağım sana sonra. Selen mi o? Yaşıyor mu? Aa, neden şaşırdın ki anne? Bir an etkilendim hale. Selen'cim, sana bir şey olacak diye çok korktum. Ne kadar çok sevenim varmış benim ya. Korktun mu aşkım? Nasılsın canım? İyi misin? İyiyim. Hatta çok iyiyim. Düşündüm de niye ben düşeyim? Kötüler olsun. Değil mi anneanneciğim? Seni gördüm, içim rahat etti. Odama çıkabilirim artık. Yaşıyor bu kız. Niye atmadı kendini uçurumdan? Sakin ol Semra. Bana söz verdi. Üzülme. Niye? Asiye elinde sonunda ölecek. Niye? Sabırlı ol. Hadi. Topla kendini. Çetin'i kurtaracağım bundan.
Şeytan ölecek. Ne oldu Semra Hanım? Ne işin var senin burada? Kapı mı dinliyorsun sen? Ne duydun söyle. Hiç. Ben temizlik yapıyordum. Şangırtıyı duyunca meraklandım. Aynaya ne oldu böyle? Parfüm kapağını açmaya çalışırken elimden kaydı. Artık nasıl sıkıştıysa yeni bir ayna taktırım buraya. Bu nasıl gezmek arkadaş? İstanbul'u mu gezdin ya? Öldüm ben burada meraktan. Oluyor mu öyle şeyler ya? Hani sevgililerden birinin başına bir şey gelince ciğeri hissediyor mu gerçekten? Hisseder tabii. Dur ne oldu? Düştün falan değil mi sen? Ah kıyamam, iyi misin? İyiyim. Düştüm ama sakarlıktan değil. Selen'in öldüğü uçurum vardı ya. Oraya kadar yürüdüm. Ta ucuna kadar. Sonra böyle baktım aşağıya. Kapattım gözlerimi, açtım kollarımı. Ciddi misin sen? Ne işin vardı orada? Kendimi öldürecektim. Raporumda yazdığı gibi son verecektim hayatıma. Ama yapamadım. Öldüremedim kendimi. Bana böyle şakalar yapmaz mısın lütfen? Yani kafam biraz büyük ama kalbim çok küçüktür benim. Burada düşer ölürüm bak. Şaka yapmıyorum ki Çetin. Gerçekten. Sahiden ciddi ciddi öldürecektim kendimi. Yardım etseydin bari ya. Ay. Bir şey sorabilir miyim acaba? Ne yapacağız burada? Gece pikniği yapacağız. Piknik? Aa, bak mutfaktan sepet de buldum. Tut bakayım şunu. Ay. Evet, çok güzel. Şimdi benim sevgilim böyle bir insan. Normalde insanlar güneşli havalarda dışarıya çıkarlar, orada piknik yaparlar. Benim sevgilim böyle gece karanlığında seviyor. Öyle bir kişiliği var. Öyle. Evet. Daralıyorum oğlum ben evin içinde. Üstüme üstüme geliyor bir şey. Oo, mum falan da var. Ya iki bir romantik olalım dedik sen de Allah Allah. Ya gerçekten odunsun ha ya, tatlı çocuksun ama odunsun yani. Yemin ediyorum senin marangoza versek iki sandalye bir masa çıkar ha. Kızım tamam atar yapma ya. Ya sen iste ben sabah öğlen akşam ikindi kuşluk sen ne zaman istiyorsan piknik yaparım ya. Eşek. Girsek ya. Vay be Asya. Demek bayağı beni bırakıp gidecektin ha. Kızım böyle bir şey yapacaksan bana da söyle. O uçurum kenarına beraber gideriz. El ele tutuşuruz beraber atlarız anladın mı? Atlar mıydın ki gerçekten? Atlardım tabii. Delikanlı adamız kızım biz. Ben sana daha önce sarı yar çocuğu olduğumu deklar etmiş miydim? Gerizekalı. Düşmanım benim ölmediğimi öğrenmiştir değil mi? Şimdi ne yapacağım diye düşünüyordur. Aşkı Tom ne yapalım biliyor musun? Sizin gece konduya kamera taktıralım. 24 saat gözetlesin. Olmaz mı balım? Babama nasıl izah edeceksin? Canım... İş yerine kasıt var derim. Usta başını koruyorum derim. Ya derim bir ya ben patronum ya. Kim bana karışıyor ya? Biliyor musun? Ben Canan'a kızmıyorum artık. Ya hayatımı borçluyum ona. Asıl ben ona borçluyum ya. Benim ruh eşimi, benim aşkımı kurtardı o. Benim ona teşekkür etmem lazım aslında. Ne yapayım ya? Hediye falan mı alayım? Çiçek mi göndereyim acaba? Benim hangisi daha doğru olur? Ne çiçek göndermesi be? Ben ederim teşekkür. Sana kalmadı o iş. Kızlar sana yasak. Yani tamam arkadaş olabiliriz onunla ama sen az arkadaş olacaksın. Kıskancım oğlum ben. Hayatım ya benim senden başkasının gözüm mü görüyor?
eridim ya karşında mum gibi. Böyle eridim, böyle oldum ya. Gerizekalı. Ah, sana sandviç de yaptım. Vay, eline sağlık. Bir de şekilli bölmüş. Yalıya baksana ya. Bakan yoksa ben de yiyeyim. Ya aşkım sen, ya ben seni korurum ya. Bak, devam. Yarımsın. Oh, her şeyden de bir bahane buluyorum ya. O konuda da çok iyiyim. Gel mi? Hiç bir şey saklayayım gibi olmuyorsun. Gel. İnanmıyorum sana Ömer. O eti nasıl yiyebiliyorsun? Halen'in bebeği için test sonuçlarını değiştirirken bu kadar merhametli değildin. Selen'i kurtardığım için bana kızgın mısın? Yani onu öyle uçurumun kenarında görünce ne yapacağımı bilemedim. Şok oldum. Düşünmeden kurtardım yani. Refleks gibi bir şey. Hayatım, katil miyiz biz? Tabii ki kurtaracaktın. Üstelik o kızcağız içlerinde en masumu. Bilmiyorum. Belki de doğru söylüyorsun. Bilmiyorum. Belki de dediğin gibidir. Baksana gizli numaradan aramalar. Gazete kesiklerinden notlar. Hatta gözü oyulmuş oyuncak bebek. Çok ürkütücü. Hastalıklı bir şey. Kim ondan bu kadar nefret ediyor olabilir? Semra. O evdeki şeytan Semra. Yaşlı başlı kadın. Oysa ki çok nazik ve anaç duruyor. Bana piç derken hiç de nazik değildi Canan. Doğru söylüyorsun, pardon. Ya anlamadım. Gelinle neden böyle bir şey yapsın ki? Bilmiyorum. Öğreneceğim. Beni sahte bir mezarın başına götürdüğünde gözlerindeki deliliği gördüm. Kadından her şey beklenir. Sen duygusal yönden hep böyle zayıftın Taylan. Bu yüzden mutlu olamıyorsun. Baban bile istemedi o çocuğun doğmasını. Sana ne oluyor? Anne, Ömer benim kardeşim. Elbette hislerimi paylaşacağım. Doğru olan bu. Doğru olanı neden sen yapıyorsun hep hayatım? Mesela Çetin de kendi hisselerinden pay verecek mi? Ne oluyor burada acaba? Dayın hisselerini Ömer'le paylaşıyor. Kardeşlik de bunu gerektiriyor zaten anneanne. Yani ölümlü dünya sonuçta. Ayrıca yedi neslinize yetecek kadar paranız var. Korkmayın bu kadar. Hakkı neyse verin yani. O yedi neslin içinde senin doğacak kızın da var değil mi Selen? Onun da bu servette payı var. Ben kızıma önce hak yememeyi öğreteceğim Aleciğim. Sana da tavsiye ederim. Bravo Taylan. Adam gibi adamsın vallahi. Ben de vereceğim hisselerimi. Sonuçta Ömer benim dayım gibi bir şey oluyor. Bir de Canan'a yaptığı iyilikten sonra zaten bunu yapmamız şart. Ne iyiliği? Şey, Selen'in hayatını kurtardı. Nasıl yani? Ha, şöyle oldu, o... Ya şey, ben bunalıma girdim de bugün yani kötü bir gündü. Kötü günümde yanımda oldu, onu söylemek istiyor. Düşmanlarımız birleşti yani. Düşmanlarımız derken? Ben sizin düşmanınız mıyım anneanne? Onu kastetmedim. Şey demek istedim. Hepiniz aptalsınız. Onlarla birlik olmak için can atıyorsunuz. Sana demedi. Yani bize kız doğur kesin. Balayı mı? Ay çocuklar, o çok para ister değil mi? Düğünde gelecek olan takılara güveniyorsanız şapı oturursunuz. Bu teneke çıkmazında kimse kimseye bir takmaz. Ben maaş alıyorum. Para takacağım ha? Aslansın Mehmet. Vallahi sen de olmasan. Ya öyle balayı derken otele falan gitmeyeceğiz ki. Biz Ali ile her şeyi planladık. Ali arkadaşından bir araba alacak. Arkasına tüpü falan atacağız işte. Çadırla tatil yapacağız. Ben de geleceğim. Ben de çadır istiyorum ha. Onlar öyle bir baş başa gitsinler. Şimdi senin gitmen olmaz. Ya gideceğim. Gideriz Mehmet, gideriz. Bir dahakine beraber gideriz, söz. Aha. Biz balayına gitmedik. Biz hiç tatile de gitmedik Salim. Tatil bizim neyimize Pervin? Genç işi onlar. Geçti bizden ya. Ay bu da kendini sizden bir tutuyor.
Ben genç değil miyim? Sen beni oğlunla niye bir tutuyorsun? Ya çok istiyorsan bu sene çocukları toplayalım, köye gideriz. Al köyünü başına çal. Kusura bakma oğlum. Bizim gelin biraz böyle sinirli işte. Yok canım, estağfurullah. Mine benim ablacığım. Müsait olunca Çetin'den ara. Babacığım, biz Ali ile birazcık bahçeye çıkalım mı? Tabii kızım, çıkın. Hadi. De afiyet olsun. Size de. Ya ablam mesaj atmıştı, onu arayacağım. Dur. İyi, selam söyle benden de. Ablacığım merak etmişsin beni. Çetin söyledi. İyiyim ben, merak etme. Ya Çetin mesaj gönderdi zaten, aldım haberini. Mine bak, dikkat edin birbirinize, tamam mı? Öyle kalabalık yerlerde gezinmeyin pek. Eve gelen bir şeyi de almayın. Ayşe ile Tuğracan'ı da yalnız salmayın dışarıya. Tamam mı? Tamam ablacığım da ne oldu? Sen neredeydin bugün? Sen niye kendi telefonundan aramıyorsun? Ne oldu, bir anlatır mısın lütfen ya? Ay sen de sınav yapar gibi amma soru sordun ha. Kırıldı telefonum. Yenisini alınca haber vereceğim ben sana. Ben iyiyim. Siz kendinize dikkat edin. Bak ben düşmanımı bulana kadar siz de tehlikedesiniz ha. Tamam ablacığım, sen merak etme. Bak sen de dikkat et ha. Bak Ali yanımda, selamı var. Sen de selam söyle. Tamam söylerim, bağış üstüne. Hadi sen de Çetin'e selam söyle, görüşürüz. Tamam söylerim. Hadi bay bay. Onda selam var. Aleyküm selam. Ya kendinden çok bizi düşünüyor ablam ya. E deseydin ya, Ali buradayken bize bir şey olmaz diye. Kızım, ben senin için var ya, ölürüm be. Hah, Hacer abla, ya bana bir kahve yapar mısın? Dışarıdayım ben. Tamam. Taylan Bey oğlum, size bir şey diyeceğim. Annenizin durumunu beğenmiyorum. Kendi kendine konuşuyor. Nasıl? Odasının önünden geçiyordum. Ne dediğini anlamadım ama böyle sinirli sinirli konuşuyordu. Tek başına. Sonra bir sesler duydum. İçeri girdim. Aynası boydan boya kırılmış. Gördüm. Parfüm şişesi elimden kaydı falan dedi ama... Tamam, anladım ben. Bacım sen Behir'i mi arıyorsun? Orman sokak nerede biliyor musun? Biliyorum, kime baktın orada? Fatma abla var, annemin teyze kızı. Ha, Rıza abinin karısı Fatma abla diyor. Şimdi bak, şurada yol sağa kıvrılıyor. Oradan ikinci... Yok yok, üçüncü soldan giriyorsun, az ileride sağda hemen. Sağ ol. Ya bacım, yanlış anlama. Şimdi bu mahallenin sokakları biraz karışıktır. Hava malum, zifiri zindan. İstersen ver valizlerini, ben seni... Yavaş ver! Hop! Ne oluyor ya? Ara Fatma ablayı, sen tanır o beni. Mine'nin nişanlısı Ali de, o yanımda de şimdi. Ya ara! Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Çok sağ ol Ali. Keşke otogara gidip karşılasaydım. Ben binerim taksiye gelirim deyince. Ya yok abla, gitmiş namussuz kızcağızı üst yolda bırakmış ya. Neyse, gözün aydın. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç geç otur. Aç mısın? Yemek yapayım mı? Ne yersin? Yemek gibi bir şey mi yoksa kahvaltılık mı? Hiç zahmet etme abla, mola da yedim ben. Niye otobüse bindikten sonra arıyorsun Beyaz? Bir iki gün önceden haber vereydin ya kızı. Vakit mi oldu abla?
Sabah annem cebime parayı koydu, git Fatma ablan sana sahip çıkar dedi. Ne yapayım, çıktım geldim ben de. Bismet teyzem niye öyle yaptı ki? Tövbe yarabbim, kedi azatır gibi. Babam, ya adamla evlenirsin ya da bir daha gözüme görünme deyince kıyamadı annem de bana, ne yapsın, elinden anca bu geldi. Ama hiç yük olmam ben sana. Yemeğini yaparım, temizliğini yaparım, hem işte bulurum. Ne yük olması kız? Ben de üzülüyordum bu evde yalnız kaldım diye. Sevindim vallahi geldiğine. Yanaşma Salim. İstemiyorum diyorum, kafan almıyor mu? Ne o Pervin? Hasta mısın, başın mı ağrıyor? Başım falan ağrımıyor. Seni istemiyorum Salim. Nefesine bile tahammül edemiyorum, yeter artık. Bunca zamandır çektim, artık çekmeyeceğim. Ne diyorsun sen Pervin? Severek isteyerek evlenmedim ben seninle. Şurama bir yumru oturuyor, seninle aynı yatağa girdikçe yeter artık. Bundan sonra ancak çocukların anası olurum ben. Benden karılık bekleme. Anlatsana yine. İyi alıştın sen ha. E hadi çete. Tamam. Uzak diyarların birinde bir yalıda atarlı giderli bir prenses yaşarmış. Sen de iyi buldun bu lafı. Dur, konsantrasyonu bozma ya. Pardon. Sonra işte bu prensese kafayı takmış bir tane cadı varmış. Onu zehirlemek için elma ikram etmiş. Atarlı prenses de ona demiş. Hayatım masallarda küfredilmiyor ama ya. Ay evet. Tamam o zaman atarlı prenses de böyle kibarcık olmuş. Aynen öyle. Ya bak Pamuk prenses de zamanında yapsaydı bu hareketi başına o kadar şey gelmeyecekti. Sonra cücesiydi, prensiydi. Uğraş dur ya, başına gelmeyen kalmadı kızın. Masallarda bir de kadınlar aptal oğlum. Hep böyle erkekler kahraman anasını satayım. Ben de sinir oluyorum ha. İyi de kurbağayı da prens yapan sizsiniz be gülüm. Aa yok, o bizim işimiz. Yani kurbağaydı, öküzdü falan bilumum hayvanı böyle prens yapmak bizim alışkanlığımız. Olacak olacak. Zor olacak ama baş edeceğim ben seninle. Baş etmek falan yok Çetin. Tamam mı? Aşkımızda mücadele olmayacak. Böyle baş eden, kazanan, yenilen falan yok. Sadece seveceğiz birbirimizi. Çetin ya. Anneannem bugün düşmanlarımız derken gözlerimin içine baktı. Fark ettin mi sen de? Ha. Yani tamam anneannen ama. Aşkım. Sana zarar veren anneannem bile olsa onu öldürürüm. Kendi ellerimle öldürürüm. Anladın mı? Tamam canım. Ya belki de ben yanlış anlamışımdır. Tam düşünme sen bunları. Ben buradayım bak, daha uyumuyorum. Güzel rüyalar gör, tamam mı?
Sen de benim gün ışığım, benim sevgilim, papatyam, atarlı sümbülüm. Oh! Saat kaç? Saat erken. Ama sevgilin işe gidiyor. Neden? Ekmek getirecek. Sıkıntı yok. Ben de alışık değilim başkasının parasını yemeye. Bu kız kendini kötü kalpli cadıdan bir kurtarsın. Ondan sonra da çalışmaya başlayacak. Peşindeki psikopatın kadın olduğundan eminsin yani. Yani bir erkek seni mahvetmek için yemin ettiyse o zaman vur kafayı, rahat ol yani. Aa. Ama eğer bir kadın yemin ettiyse o zaman gözlerini bile kırpmayacaksın. Diyorsun. Diyorum. Yani. Yo, istersen sen sev, istersen mahvet. Yeter ki yanımda ol be. Oh, uf, vallahi öpmelere doyamıyorum. Hadi gittim ben. Atacak tabii. Erkek adam. Sakallı olur. Adam. Ay. Günaydın oğlum. Günaydın ana. Ben çayı koyayım. Sağ ol ana. Burada ben bakarım. Alo, buyurun, ben Salih'im. Efendim amirim. Öyle mi? Peki, sağ olun amirim. Kim Salim? Karakoldan aradılar ana. Ne? Hani pastaya fare zeyni koyan vardı ya. Onu tespit edememişler işte. Edince arasalardı. Yani onların da görevi haber veriyorlar ya. Dur ama sen dur. Bizim ahımız yerde kalmayacak. Bunu yapan uğursuz sürüm sürüm sürünecek. Ölmek için yalvaracak da toprak bile almayacak onu. Ya boş ver ana, beddua etme. Allah'ından bulsun. Hali doktor kontrollerini aksatmıyor değil mi Taylan? Aksatmıyor anne. Sakın ihmal etmeyin. Torunumun sağlığı benim için çok önemli. Sen de ilaçlarını alıyorsun değil mi? Alıyorum. Terapileri de aksatmıyorsun. Terapi saçmalığına inanmıyorum oğlum. Doktorun karşısında gülesim geliyor. Geçen gün saçından böyle bir tel sıçramıştım. Kendimi kapının dışına zor attım yani. Anneciğim bak, eğer doktor öyle uygun gördüyse... Bana hasta muamelesi yapma Taylan. Aklım başında benim. Anne, zor günler geçirdik. Sarsılmış olabilirsin. Sarsılmadım Taylan. Ben gayet iyiyim. Peki anne, anladım. Aslında önümüzdeki günler bayağı yoğunum. Ha bugün. Aslında bugün olabilir. Galiba sizi araya sıkıştırabilirim. Tamam. Bekliyorum o zaman. Görüşürüz. Ben çıkıyorum hala. Hayatım şey, bugün biraz erken gelebilir misin? Sil dergisi benimle röportaj yapmak istiyor. Yapın siz, benimle ne alakası var? Senin de yanımda olmanı istiyorum. Çok mutlu olmadığımız kesin. Ama bari başkaları öyle sansın. Erken gelmeye çalışırım. Tamam. Peki ne giysem acaba? Hı? Yok Salim amca, büyütülecek bir şey yok. İş yerine taktırırken bunda promosyon diye verdiler. Ekstra bir masraf olmuyor yani. Hey, o zaman kendi evinize taktıraydınız oğul. Çetin Beylerin hususi bodyguardları vardır kaynana. Sonuçta koskoca yalıda yaşıyorlar. Baba, amcalar ne yapıyor? Amcalar oraya alarım ve kamera takıyorlar. Kötü adamlar size ve evimize zarar vermesin diye. Asker gibi mi yani? Gibi yani. Kahvaltı ediyorduk. Buyurmaz mısın oğlum? Vallahi buyururum aslında ya. Açım biliyor musunuz? Buyurun, hadi. Buyurun şöyle. Buyurun, buyurun. Buyurun Çetin Bey. Gelin şöyle. Evet. Şöyle alın Çetin Bey sizi. Şöyle buyurun. Selam, bugün evde olmazsın değil mi? Niye sordun? Bir dergi röportajım var da ortalıkta dolaşmazsan sevinirim.
Ortalıkta dolaşırsam sonra maazallah bir laf çıkar ağzımdan. Rezil olursun diye korkuyorsun değil mi? Yani. Senden beklenir. Merak etme canım, işim olmaz. Sen takıl kafana göre. Yap röportajını rahat rahat. Güzel evini göster, elbiselerini. Ondan sonra senin kadar parası olmayan kızlar iç çekerek izlesin. İşin adı neydi senin? Anlamadım. Yani sen kimsin de seninle röportaj yapıyorlar? Ne diyorsun sen ya? Ben çok gördüm o dergilere poz veren kadınları. Hepsi asiliz, mutluyuz. Süperiz tablosu çiziyor filan ama külliyen yalan. Yani şu yalıya girdikten sonra daha net anladım. Sen de artık zengin bir kadınsın Selen'ciğim. Artık şu komplekslerinden kurtulsan iyi olmaz mı? Zenginin ayağının altında olacağım ama yoksulun başucunda olmayı tercih ederim. Yalı insan olma özentim yok benim. Selen'ciğim, bugün kendine mutlaka bir telefon al. Aradığımda sana ulaşabileyim. Sen beni pek aramıyorsun ki anneanne. Olsun, acil bir durum olur, bir şey olur. Mutlaka al, unutma. Tamam, alırım. Canan. Canan. Semra ile ilgili acayip bir şey buldum kızım. Yüzlerine vurmak için sabırsızlanıyorum. Neymiş o? O şimdilik bende kalsın tatlım. Bugün misafirlerimiz gelecek, söylemiş miydim? Hayır, söylemedin. Kim onlar? O şimdilik bende kalsın tatlım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Edebinizle yiyin, elinizle değil. Oğluşum, alsana çatalı eline. Al çatalı eline. Çetin abin sevmez böyle şeyleri. Yok yok, sıkıntı yok. Biz evde de öyle yiyoruz zaten. Aa, çayım bitmiş çocuğum. Sağ ol. Çetin Bey, reçelden de alsana. Teşekkürler. Bizim evde reçel falan saklanırdı biliyor musun? Yani sadece misafir geldiğinde çıkartılıyordu. Ben gidip sinsi sinsi yiyordum onu. Sonra Fermin boş kavanozlara görüp deliriyordu. Biz zeytini iki kere katık ederdik. Böyle birazcık reçeli fazla sürdük mü Fermin karısına hemen atarlanırdı. Fazlasını yemeyin işte, ekmeksiz yemeyin. Çetin Bey oğlum, sen de bayağı bizdenmişsin ya. Öyle tabii Salim amca. Son zamanlarda agresif ve gergin. Hatta yardımcımız kendi kendine konuştuğunu bile söyledi. Ben terapiye gelmesi konusunda ısrar ettim ama kabul etmiyor. Peki ilaçlarını alıyor mu? Evet. Yani en azından ben aldığını biliyorum. O zaman endişelenmeyin. İlaç kullanımı onu yatıştıracaktır. Onu huzursuz eden, kafasını meşgul eden bir şeyler var mı? Evet. Babamın vefatından sonra ortaya çıkan bir yakınımız onu hayli üzdü. Peki ona karşı agresif davrandı mı? Evet. Son derece kötü sözler söyledi, evet. Ya hepimiz hayatta bazı sözlerle karşımızdaki üzeriz. Bu çok önemli bir şey değil. Ben fiziksel saldırı kastediyorum. Hayır. Yani elbette böyle bir şey olmadı. Semra Hanım'ı mutlaka terapiye getirmenizi istiyorum. Çünkü bu çok gerekli. Bir de onun ilaçlarını zamanında içip içmediğini çok dikkatlice kontrol edin. Bazı hastalar buna özen göstermiyorlar. Ahmet Bey hayattayken
sürekli kontrol ederdi. Evet. Şimdi bu görev bana düşüyor anlaşılan. Evet. Anladım. Teşekkür ederim. Böyle değil de ben aslında daha vintage bir parça arıyorum. Hani daha özel, kimsede bulunmayacak bir şey. Tam sizin istediğiniz gibi bir kolye geldi. Sizi biraz bekletiyorum. Ay bu Selen ne akıllı kız ama. Hı? Aslansın Taylan, adaletlisin Taylan diye diye verdi gazı, verdi gazı bizim damada. O şaşkında bütün hisseleri gayrimeşru tiple paylaştı. Ha? Çetin de aynı fikirde. O da kendi hisselerinden pay verecekmiş. Ha, işte al birini vur ötekine. Ay sen Taylan'la konuşup onu ikna etmeye çalışsan ha? Anne zaten Taylan'la aramız gergin. Yani bir de bu konuda zıtlaşmak istemiyorum. Doğru. Bu çok özel bir kolye. Bu bir genç hanım getirdi. Bu anneden kalma. Belki anneden kalma bilmiyorum. Çok özel bir parça. Size çok tavsiye edebilirim. Gerçekten eski yani. Evet. Çok güzelmiş. Alıyorum. Ben senin aldığın her kararın arkasındayım Aşkito. Sen şu an bana kalk gidelim doğuralım de vallahi ben doğururum ya. Ay abartma be. Zaten senin yüzünden ya aşktan mıdır nedir bilmiyorum. Böyle yumuşadım ben yani. E çakallar da anladı tabii bunu. Peşime düştüler. E, sinir oluyorum ha. Oğlum ben kazanmadıkça oyun bitmiş sayılmaz. O yüzden benim böyle bir an önce eski sertliğime kavuşmam lazım. O benim tepkilerimi var ya bugün böyle kafasını asfaltta süreceğim yemin ederim. Çıkan kıvılcımla telefonumu şarj edeceğim. Yürü be koçum. Sen de akıllı olana gerek. Telefon dedim de aklıma geldi. Bak sana telefon aldım. Teşekkür ederim. Ne demek? Ne diye kaydedeceksin beni? Çetin. Çetin. Ya öküzsün hakikaten ha. Kızım böyle delikanlım, sevgilim, gün ışığım, prensim falan diye kaydetsene beni. Bak ben seni Aşkitom diye kaydettim mesela. Ha. Ha. Tamam ben de öyle kaydederim. Abi böyle ol işte. Ha, babanların evine güvenlik kamerası taktırdım bu arada. Aa. Hı. Ben dalga geçiyorsun sandım. Yok çok ciddiydim. Şaşırmadılar mı? Yani uydurdum bir şeyler. Sen merak etme tamam mı? 24 saat gözleniyor ev. Kuş uçurtmayacaklar. Teşekkür ederim. Onlar benim de ailem. Tamam mı? Gel benimle. Nereye? Gel. Allah Allah biriyle mi?
Çetin Bey sağ olsun bizim eve güvenlik kamera sistemi taktırdı. Çetin Bey dediğim de bizim patron. Belen oğullarının torunu, anlattıydım değil mi? Hatırladım, evet. Ne iyi insanmış. Bundan sonra size kimse zarar veremez. Amin inşallah Füsun Hanımcığım. Yalnız bir şey soracağım. Yani biz tuvalete, banyoya falan giriyoruz evde. Her tarafta kamera var. Yani herkes bizi görecek mi? Yani nasıl oluyor bu işler? Anlamam kızım ben öyle şeylerden. Ama siz o kameralara falan güvenmeyin. Biri size zarar vermek isterse mutlaka verir. Hakikaten mi diyorum? Ne kadar garip değil mi? Bu eve son geldiğinde bana saldırmıştın Çetin. Yani. Ama bu ziyaretimiz bizi kanka yapmaz Ömer. Ben senin dayınım Çetin. O henüz kesin olarak belli değil. Bir Belen oğlu olduğuma niye inanmıyorsun? Vallahi ben inanıyorum. Şu yaptığın el hareketi var ya, aynısını dedemde de gördüm ben. Değil mi Çetin? Gerçekten mi? Yani o tam olarak öyle değil de. Neyse zaten fark etmez. Ben kendi hisselerimden senin hakkın olanı vereceğim sana. Mesele hisse değil Çetin. Para hiç değil. Ben bana ait olan soyadını istiyorum ve anneannen onu almama engel oldu. Anneannem dedemin cesedini mezarından çıkartacak psikopatlıkta biri değil. Ben inanmıyorum buna. Daha güzel şeylerden konuşsak. Ya evet, sana teşekkür etmem lazım aslında. Selen'in hayatını kurtarmışsın. İyi ki oradaydım. Lütfen artık aramızda hiçbir şeyin gölgesi olmasın. Ben sizinle daha yakın arkadaş olmak istiyorum. Tamam. Pervin, bir şey mi oldu? Fare zehri var çöpte. Salim'in yediği pastada da fare zehri varmış. Yani? Benim işim gücüm yok. Zehirli pasta yaptım. Evinize yolladım. Evet. Böyle mi düşünüyorsun? Ay, ilahi Füsun Hanım, yani ben tiksindim yani, şey ettim. Yoksa sen izini yolunu bilmediğin bir eve Allah'ın gariban Salim'le neden zehirli pasta yollayasın ki? Komik değil mi? Yani, neden aldın sen bu melaneti? Evde fare pisliğine benzeyen bir şeyler gördüm. Korktum haliyle. Oraya buraya serpiştirdim. Sonra da zehirlenirim diye korktum. Vazgeçtim, attım çöpe. İyi yapmışsın. Yarın geleyim ben dip köşe temizleyeyim. Bak bunu iyi düşündün. Yarım gündelik alırım senin için. Kızım, paranın hiçbir önemi yok. Sen benim elim kolum oldun artık. Ben sen olmasan ne yapayım? Allah razı olsun. Ben meyveleri getireyim. Yardım edeyim ben de. Hayır, sen otur, sen misafirsin. Aa, atölyeden arıyorlar. Sipariş gelecekti de. Pardon. Sen de benim gibisin. Hayatın ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Bunlara benzemiyorsun. Bunlar gibi derken? Kim kastettiğimi biliyorsun. Onlardan farklısın. Acı çekmişsin. Aç kalmışsın. Hep mücadele etmişsin. Yanlış mıyım? Doğru söylüyorsun. Hayat bizi pamuklara değil, çeliklere sardı. Bu yüzden sertiz. Kötülüğü gördüğümüz yerde tanırız. Yalnız Çetin iyi biri. O benim hayatım, sevgilim, her şeyim. Onu ayrı bir yere koyalım lütfen. Çetin'den bahsetmiyorum.
Yalnız sen Semra'ya dikkat et. Ne demek istiyorsun? Senin düşmanına. Nereden biliyorsun? İspatın var mı? Sana açılan telefonlar, gönderilen imzasız mektuplar. Bunlar sağlıklı bir zihnin yapabileceği işler değil. Küçük bir araştırma yaptım. Semra daha önce klinikte yatmış. Ruhsal sorunları yüzünden. Kolla kendini Selen. Kocasının cesedini mezarından çıkaran bir kadın sana neler yapmaz? Harika. Evet, koy Zeynep'ciğim. Zeynep şu heykeli de kaldır buradan. Ay ama orası çok boş kalır. Ay anneciğim sen karışma. Sen götür onu mutfağa, orada kalsın akşama kadar. Böyle daha iyi oldu. Anne, röportaj için neredeyse gelirler. Bir gelsinler kızım. Sen eve gidecek misin? Ay yok canım, kalacağım. Ay sen benim lafa karışacağımı düşünüyorsun. Merak etme. Yok, ondan demedim anne. Hoş geldin hayatım. Giyeceklerini hazırladım, yukarıdalar. Ya hale ben biraz yorgunum. Beni hiç karıştırmasın. Ya sadece beraber bir fotoğraf alacaklar. Tamam. Hayatım. Sesin çıkmıyor. İyi misin? Çetin, sana bir şey soracağım. Sor bebeğim. Anneannen akıl hastanesinde yattı mı hiç? Ne saçmalıyorsun sen ya? Hayır tabii ki. Ya hemen tepki verme öyle. Yatmıştır belki. Sen bilmiyorsundur. Küçüksündür filan. Aşkım yok öyle bir şey. Lütfen yine başlamayalım. Ya ne başlamayalım ya? Yatmış işte. Ömer söyledi. Ömer söyledi. Ha, pisliğe bak ya. Ha, teşekkür etmeye gidiyoruz. Kaşla göz arasında seni kışkırtıyor. Kızım bu şerefsizlere prim verme. Şerefsiz. Ya niye öyle hemen peşin hüküm veriyorsun? Haklı belki adam. Sende de bir atar gider. Cık. İyice günah keçisi yaptınız adama ha. Asiye, benim anneannem deli değil, tamam mı? Sok bunu kafana. Sen bana ne dedin Çetin? Sana zarar veren kimse, onu kendi ellerimle öldüreceğim demedin mi? Ne oldu canım? Şimdi anneannen olunca mesele işler değişti tabii, değil mi? Ha deli olduğu yetmiyor, bir de seni öldürmeye kalktı, öyle mi? Evet, olabilir. Neden olmasın? Oğlum ağzından bal damlayanlarının bile kıçında iğnesi var. Ben güvenmiyorum kimseye. Kes be, kes. Ya sen kes be. Boğaz manzarasını da al Serdar. Yanınız çok güzel. Teşekkürler. Çok eski aslında ama ben zaten bu tarafını seviyorum. Eşim burada doğup büyümüş. Yani her yerinde yaşanmışlık var. Ne bileyim, bütün eşyaların ayrı ayrı hikayeleri beni büyülüyor. Kızım istese yanının bütün eşyalarını değiştirirdi. Sağ olsun damadım. Ağzının içine bakıyor onun. Vallahi kıkı çıkmazdı. Anneciğim, Dizem Hanım buraya özel hayatımızı dinlemeye gelmedi değil mi? Tabii, biliyorum. Biraz da sil kodlarınızdan bahsedelim. Tabii. Modalı kurallarınız var mı? Ne modada ne de hayatta, yani hayatın herhangi bir alanında kurallardan hoşlanmıyorum aslında. Ama tabii elimin gittiği parçalar var. Mesela clean cut kesimler vazgeçilmezim. Onları böyle vintage parçalarla süslemeyi seviyorum. Kolyeniz de vintage bir parça sanırım. Aa, evet. Aslında annemin. Benim yaşlarımdayken Paris'ten almış. İşte şimdi ben takıyorum. Aile yadigar diyebiliriz. Ben yıllarca çok severek kullandım. Şimdi kızımın o zarif boynunda gördükçe ay öyle mutlu oluyorum ki. Hoş geldiniz. Merhaba Zeynep. Herkes evde mi? Hala Hanım evde. Bir gazeteci geldi, onunla röportaj yapıyor. Ha, anladım. Ben o zaman bir merhaba deyip üst salona çıkayım. Sen bana bir kahve yap getir. Tabii. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Semra Hanım. Ben bölmeyeyim.
Rica ederim. Ne kadar büyük ve mutlu bir aile. Eminim sizin payınız büyük. Teşekkür ederim canım. Torununuzun evleneceği konuşuluyor. Nişanlısıyla tanışabilecek miyiz? Ay, siz onu boş verin canım. O böyle şeylerden hiç anlamaz. Selen böyle şeylerden pek hoşlanmazdı. Annem onu kastetti. Zaten bugün evde olmayacak. Ben yukarıdayım. Tamam anne. Neyse biz nerede kalmıştık, devam edelim. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Mine ben. Beyaz ben de. Memnun oldum. Hani Ali var ya seni dün gece getiren. İşte Mine o da nişanlısı. Gözleriniz ne kadar güzel, oya gibi. Teşekkür ederim, sağ ol. Mineciğim, beyaz kızım bir süre Fatma ablanda kalacakmış. Eğer iş varsa atölyede çalışmak istiyor. Aa ne güzel. Önceden de tekstil içinde mi çalışıyordun peki? Yok, ev kızıydım ben. Ben Salim'e çıtlatırım. Çetin Bey de onu kırmaz. Ay vallahi çok sevaba girerler. Ben de Ali'ye söylerim, o da yardım eder büyük ihtimalle. Söyle yavrum, söyle. Hadi bakalım. O zaman ben bir kahve yapayım bize. Hı? Nasıl içersin Beyazcığım? Sade. Tamam o zaman sade yapıyorum. Hepinize. Ay fotoğrafçı bir dakika. Kolyeni de düzelt. Çekebilirsin. Taylan'a soralım bakalım. O da bilmiyor olamaz herhalde değil mi? Ya tamam kapatır mısın şu konuyu? Kapatmıyorum. Neyiniz var neyiniz yok dökülsün ortaya. Ne oldu canım korktun mu? Korkmuyorum be. Ne korkacağım? Ne yapıyorsan yap. Meydan senin yap şovunu. Yapacağım zaten. Bak ya. Anneannem nerede? Yukarıda herhalde ne oldu? Ne olacak? Nişanlım yine su kaynattı tabii ki. Aa misafirlerin mi vardı yengecim? Bravo Çetin'cim. Evet, arkadaşlar röportaj için geldiler Stil dergisinden. Merhaba. Merhaba. Hanımefendi Çetin Bey'in nişanlısı mı? Şimdilik canım. Şimdilik. Vay, şimdilik olduk yani. Bravo. Selen ne oldu? Anneannemin tüm geçmişini öğrendim Taylan. Artık beni kandıramazsınız. Ya bir dakika durur musun? Çetin de Selen böyle biraz telaşlı insanlardır o yüzden. Anneciğim misafirlerimize 2 dakika ilgilenir misin? Ben hemen geliyorum. Ay tabii kızım ilgilenirim. Sen hiç merak etme. Müsaadenizle. Siz hariciğimin elbiselerini bana sorun. Gardırobunda ne var ne yok hepsini baştan aşağı bilirim Allah'ıma bir şükür. Ne saçmalıyorsun sen? Yalan söyleme anneanne. Yatmışsın klinikte. Dedemi de mezarından çıkardın, gömdün başka yere zaten. Daha bilmediğimiz neler var acaba? O notları da sen gönderdin biliyorum. Sesini nasıl değiştirdin onu anlamadım ama. Ya ne olur susun, aşağıda gazeteciler var. Selen neden yapıyorsun bunu? Nereden yapıyorsun ya? Bütün bunları bir deliden başka kimse yapmaz yani. Selen ne diyorsun sen? Anne doğru mu bütün bunlar? Aa, senin ne işin var burada ha? Ne zaman çıktın sen? Kardeşim çıkar mısın sen? Ya uzaklar çıkar sen. Dışarı çık. Kaç kardeşim kaç. Manyak dolu be. Selen yeter artık. Allah'ım nedir bu olanlar ya? Evet. Bak. Hastanede yattım. Benim suçum mu? Aferin ya. Aferin. Hayran falan mı var senin? Hayran? Yok, hayran falan yok benim. Bir zarf daha geldi. Yine ismiz. Danışmaya bırakmışlar. Alayım ben onu. Sağ ol. Seni uyardım. Bu kadın da
sen de gebereceksiniz. Böcekler gibi sardığınız her yanı pis asalaklar. Kim lan bu şerefsiz? Anneannem. Gel tatlım. Ya kıyamam. Ağlıyor musun sen hala? Yok geçti, iyiyim. Sen üzülme. Eskiden sen küçükken kötü bir rüya gördüğünde yanıma gelirdin, hatırladın mı? Bugün de ben çocuk olayım. Buranı yaslanayım, olur mu? Gel gel, kıyamam ben sana. Annen öldüğünde çok sarsıldım. Onsuz yaşayamayacağımı düşündüm. İşte o zaman intihar etmeye karar verdim. Deden de iyileşmem için beni kliniğe yatırdı. Anneciğim, bunu izah etmek zorunda değilsin. Bilmezsin bunları tatlım. Selen doğru söylüyor. Evet, geçmişte ben bir bunalıma girdim. Şimdi de bununla suçlanıyorum. Hem de kim tarafından? Selen. Halbuki geldiği gün ben onu bağrıma bastım. Deden nişanını hiç sevmedi, biliyor musun? Seziyordum öyle şeyler. Ama ben onu ikna ettim. Çok naif, samimi bir kız dedim. Çünkü senin onu sevdiğini biliyordum Çetin. Mutlu olmanızı istedim. Ben onu herkese karşı savundum. Şimdi neden bana böyle davranıyor? Anneannem ya. Ya sen bana böyle hani yüz vermiyordun falan ya. Yani yine ayrılmıştım benden. Ya Çetin'le dertleştik biz o zaman böyle. Ya bir gör var ya, gül gül öldük ya, çok eğlendik. Eğlendin mi? Ayrıldık diye. Sen benden ayrıldın diye eğlendin mi yani? Yani senin üzgün olman gerekmiyor muydu? Hı? Üzgündüm. Hı. Ya üzgündüm işte, anla da sen de. İşte Çetin böyle kızlar şöyledir böyledir falan diye moralimi düzeltti benim. Oğlum şey diyeyim mi? İyi ki onu dinlemişim ben. İyi ki. Sabah da bizle kahvaltı etti Çetin. Ya hiç öyle şımarık, zengin bir çocuk gibi davranmadı. Hatta uyum sağlamaya bile çalıştı. Babam bile şaşırdı ya. Yok yok. Çetin iyi çocuk. Harbi adam. Böyle mütevazi, samimi. Ablamı da çok seviyor. E ne diyelim? Allah mutluluklarını daim etsin. Hepimizin inşallah. Bu Ali de postu buraya iyice serdi. Sersin Pervin, ilişme çocukları. Sen de pek bir modern baba oldun bakıyorum. Adam burada kızınla el ele diz dize gözünün önünde. Gözümün önünde Pervin. Kaçak değil, göçek değil. Oturuyorlar, konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Sözlü onlar. Seviyorlar birbirlerini. Gel. Vay. Vay. Eskiden olsa neşeli neşeli dalardın içeriye. Şimdi kapı çalmalar filan. Aşkımız buraya kadarmış ha? Aşkımızı bu konunun dışında tutabilir miyiz? Dışında kalır mı sence? Denesek. Ne oldu? Anneannen duygu sömürüsü yaptı. Sen de bana yazıklar olsun demek için mi geldin?
Ya o yaşlı bir kadın. Herkesin içinde rezil ettin kadını. Hasta olmak suç mu ya? Ay değil tabii ki de. Ama benim amacım da o değildi zaten. Neydi amacın? Ya Çetin, Allah aşkına ne kadar zor günler geçiriyorum, görmüyor musun? Ya başıma gelen şeyler gerçekten çok korkunç. Hayır, belki anneannenin dengesini kaybetti, böyle manyaklıklar yapıyor. Olamaz mı yani? Olamaz. Anneannem öyle bir şey yapmaz. Ya o kadın bu aileye girmen için neler yaptı ya? Birazcık vefalı ol be. Ya yanılmıyorsam? Hı? Ya anneannen bana da aileme de zarar vermeye çalıştıysa? O zaman ne yapacaksın? Ya elinde tek bir delil bile yok. Hala anneannemi suçluyorsun. Sana inanamıyorum ya. İnanamıyorum sana. Susun bakayım. Bana ya kuduruyorsunuz. Tren alacağız. Olmayın tren Müren. Aileme rezil olmayalım. Kamera çekiyor bak. Hani nerede çekiyor? Ne bileyim ben nerede çekiyor. Oturun siz uslu uslu. Aha kaynana, bütün Türkiye gördü başını. Ne yaptın be gelin? Allah cezanı vermesin senin. Gülmeyin be siz de. Sus. Ay ay. Gülme. Sus. Ay. Ya Ali, bir şey diyeceğim. Hı? Fatma ablanın bir akrabası gelmiş memleketten. Sizin atölyede çalışmak istiyor. Bugün de rica etmeye geldiler. Ne dersin, olur mu sence? Ya biz de atölyeye eleman arıyoruz ama. Yani iyi bir kıza benziyor bence. Dur ya. Ben o kızla tanıştım. Eve dönerken gördüm, böyle elindeki abla adres arıyordu. Götürdüm bıraktım Fatma ablaya kadar. Neden gelmiş o İstanbul'a? Hiç sorma ya. Babası kendinden büyük bir adamla evlendirmeye çalışmış. Kız da soluğu İstanbul'da almış tabii. Pervin ablayı da babamla öyle evlendirmişler, biliyor muydun? Yok, yok bilmiyordum. Hiç fikrini sormamışlar ona. Yazık ya. Bazen Pervin ablaya çok acıyorum, biliyor musun? Hayattan öfkesini bizden çıkarmaya çalıştığını gördükçe de kızıyorum bir taraftan da. Ya öyle deme Mine. Baban da iyi bir adam senin ya. İdali iyi olmak yetmiyor ki. İnsanın aşık olmadığı birisiyle evlenmesi çok kötü bir şey ya. O yar gelir yası da bana gül olur, yar yar gül olur, yar yar gül olur. Yüzün görsem tutulur dilim, lal olur, yar yar lal olur, yar yar lal olur. Aşka düşen divane gezer, del olur, yar yar del olur, yar yar del olur. El olunu ben kendime yar sandım, yar 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 sandım, yar 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 sandım. Güle koşarken kır çiçeklerini ezme dedim kendimi kastedip. Kır çiçeklerini ezmeyeceğim dedim sen de. Abla ne diyorsun sen? Abla deme bana. Ali. Çok seviyorum ben seni. Mezarımı derinde kazın. Dar olsun, yar yar dar olsun, yar yar dar olsun. Altı lale, üstü de sümbül. Bağ olsun, yar yar bağ olsun, yar yar bağ olsun. Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun, yar yar sağ olsun, yar yar sağ olsun. Ne yapıyorsun yenge? Hiç.
Röportajın da yarım kaldı. Tipik Selen hareketleri. Alıştım artık ben. Ben de kırıldım Selen'e bu sefer. Öyle yapmamalıydı. Aa. İlk defa onu savunmuyorsun. Ne enteresan. Yani aslında Ömer'in suçu. O Selen'i kışkırttı. Ama yani Selen de gaza gelmeseydi iyiydi. Eskiden bu kadar mutsuz değildik Çetin. Ne oldu bize böyle? Bilmem. Belki de Selen'le gerçekten ayrı dünyaların insanlarısınızdır. Düşündün mü bunu hiç? Nişanlımı seviyorum ben. Sadece kötü bir dönemden geçiyoruz. Hepsi bu. Taylan. Sen de bana kızgın mısın? Daha uygun bir şekilde söyleyebilirdin. Yani gerçi bizim de annemin geçmişini biliyor olmamız gerekirdi. Yani ben annemin psikolojik sorunları olduğunu biliyordum tabii ama... yani klinikte yatmış olması, yıllarca babamın bunu bizden saklamış olmasına gerçekten inanamıyorum. Yani annen bana ve aileme zarar vermiş olabilir. Olamaz diyemiyorum. Başımıza gelen onca olaydan sonra. O zaman ondan şüphelendiğim için hak veriyorsun bana. Kesin bir şey söylemiyorum diyelim. Ya ama annen de yani babanın mezarından çıkartıp gömdü başka yere. O da gömdüyse. Çetin'le de kavga ettik zaten bu yüzden. Ama annemden nasıl şüphelenirsin diye çıldırdı. Çetin duygusal davranıyor. Ama şimdi bizim hem seni hem de annemi koruyabilmemiz için mantıklı davranmamız gerekiyor. Gerçeği nasıl öğreneceğiz ki? Bir bilsen. Bunlar da mı gelecekti başımıza ya? Anne. Dur heyecanla. Dur. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Beni yeniden kliniğe yatırma Taylan. Dayanamam oğlum.
ölürüm. Sen merak etme anneciğim. Çetin de ben de her zaman senin yanında olacağız. Sen şimdi cevap ver bakalım. Selin'i öldürmeye çalıştın mı? Ben sana yalan söylemeyeceğim oğlum. Ben Selin'e hiçbir kötülük yapmadım. Tamam Pervin, bağırma. Korkmuş zaten çocuk. Ablacığım, yüreğimizi ağzımıza getirdiniz ya. Ne işiniz var sizin bu saatte dışarıda? Eve zorla biri mi girdi? Ondan mı öttü o kamera? Nasıl çalıştığını merak ettik. Tur hocam kapıyı açtı. Sen de eline koydun yalancı. Tamam tamam, kavga etmeyin. Hadi içeri girelim artık. Ay, yüreğime iniyordu ya. Tamam bana, tamam hadi. Tamam, hiçbir şey yokmuş. Çok şükür. Hadi gel. Günaydın. Günaydın. Yok öyle. Dışarıda edelim mi kahvaltımızı? Böyle sahanda yumurta söyleriz. Bu ekmeği bana yerisi. Çok güzel. Geç kaldım, benim atölyeye gitmem lazım. Sen kahvaltını yap. Yıldan da dışarıya çıkma, tamam mı? Ne olur ne olmaz. Yalı dışarıdan daha tehlikeli. Anlaşıldı. Kahvaltıda anneanne yiyeceğiz. İhanetleri giymişsin üstüne tatlım. Ama bu kadar şık olmana gerek yoktu yani. Atar yapacağım diye konuyu saptırma. İhanet yok. Konuyu falan saptırdığım yok benim. Beni çizip anneannenin tarafını tutmak ne peki? Taraf tutmuyorum. Seni öldürmeye çalışan anneannem olduğunu ispat et. Cezasını ben kendim vereceğim. Tamam mı? Mazhar Bey'den randevu aldım Tayla. Bundan sonra terapimi aksatmayacağım. Teşekkür ederim anneciğim. Bunu sizin için yapıyorum. Günaydın. Günaydın. De hoşça kal. Atölyeye mi gidiyorsun? Evet. Dur ben bırakayım seni. Olur. Oğlum kahvaltı etseydin. Tamam işte. Hadi anneciğim. Hoşça kal. Semra Hanım, gazeteleriniz. Teşekkür ederim. Anne, yazartımız çıkmış mı? Bakmaya cesaret edemedim. İşte. Belenoğlu yalısında neler oluyor? Dün röportaj için hâlâ Belenoğlu'yla görüşmeye giden muhabir, Belenoğlu ailesinin büyük kavgasına şahit oldu. Kavganın sebebi tam olarak bilinmezken Çetin Dağhan'ın nişanlısının kaç canını kurtar kardeşim, bu ev manyaklarla dolu diye bağırdığı öğrenildi. Pislik ya. Yaptı yine yapacağını. Selen! Gel. Dünkü şovun gazetelere çıkmış. Tadını çıkarmak istersin. Al, saklarsın. Canım, bizim oralarda bir laf vardır. Kol kırılır, yen içinde kalır. Ama sizde şöyle deniyor galiba. Her türlü kötülük yapılır, itinayla gazetelerden saklanır. Asıl kötülüğü yapan sensin. Sen bu eve çöreklenmiş bir yılansın. Ben sinsice sokmam Haleciğim. Kolumu kıranın kafasını keserim, masanın üstüne koyarım süs diye. Bu sözleri ettiğin için bir gün çok pişman olacaksın Selen. Ama kırılan kalplerin yerine yenisi konmuyor maalesef. Anneanne, sen sahici misin? Hayır, yoksa seni Oscar'a aday gösterelim. Peki ya sen Selen? Sen sahici misin? Çetin de senin gerçek yüzünü görmeye başladı. Yakında o da yüz çevirecek senden. Bu eve geldiğin gibi gittiğini de göreceğim. Çetin'le ben birbirimize sadece yüzümüzü değil, yüreğimizi de çevirdik. Ama sen anlamazsın. Çünkü hiç böyle sevilmedin.
Çalışacağım ha? Çalışacağım değil mi? Mehmet. Ha. Aslanım benim. Patronla konuşabildin mi Ali? Yok, abla daha gelmedi. Gelir zaten, şimdi bekleyin biraz. Bir sürü makine var. Kullanabilir miyim ki? Kullanırsın tabii canım. Herkes anasının karnından tekstilci doğmuyor ya. Ha Çetin. Arkadaşımız iş başvurusunda bulunacakmış. Ben kendisine kefilim. Eğer sen de uygun görürsen. Olur olur. Tabii. Hoş geldin. Çetin Bey, kahvenizi getireyim, ister misiniz? İstemem, sağ ol fıstık. Ay, inanmıyorum. Ne çabuk halloldu. Ücretle konuşmayacaklar mı? Konuşuruz abla onları ya, dert etmeyin siz. Oo, Fatma hoş geldin. Ay Salim abi. Hoş geldiniz. Beyaz, Salim amca sana yapacağın işi göstersin. Tamam. Çetin Bey oğlumla konuştunuz mu? Sayılır. O zaman hayırlı olsun. Buyurun şöyle. Şimdi şu makinelerde önce kumaşları kesiyoruz. Abi bir bakar mısın? Dur şimdi işim var. Ya abi bir gel. Çetin Bey'in ailesi gazeteye çıkmış. Hayda. O Selen Hanım manyak bence. İnsan nişanlısının ailesini gazetecilerin önünde rezil eder mi ya? Sus kız. Karışma öyle bilmediğin işlere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kutlama mı yapıyorsun? Keşke Selen'i de çağırsaydın. İkiniz el ele verip bizi bütün İstanbul'a rezil ettiniz. Sen ajanlık yaptın, o aptal da böyle patlattı işte. Ben olmayan bir şey söylemedim Ali Hanım. O röportaj yapılsaydı sizin yerinize bütün cevapları verebilirdim. Ne demek bu şimdi? Buyurun lütfen. En sevdiğiniz yer Kaş. Çünkü ilk çocuğunuza hamile olduğunuzu orada öğrendiniz. En sevdiğiniz şehir New York. Central Park'taki heykelin karşısında saatlerce oturabilirsiniz. Moru seviyorsunuz ama mavi sizi dinlendiriyor. Ama bence en çok yeşil yakışıyor size. Nereden topladın bu bilgileri? Yıllarca gazetelerde, dergilerde sizinle ilgili haberleri okudum. Taylan'ın abim olduğunu öğrenmeden önce onu çok kıskanırdım. Sizin gibi güzel bir kadına sahip olduğu için. Hayır tamam, ortada bir psikopat var. Hani ben onu bulsam... Nasıl diyor dosya? Ses tellerini kesip ip atlayacağım da. Ama işte anneannemden şüphelenme bari ya. Yok, ben de yakıştıramadım. Ya yaşlı başlı kadın sonuçta yani. Evet. Ya hayır, sevgililiğimizin ilk aylarındayız biz. Şu anda sen beni ne zaman sevdiğini anladın falan gibi konuşmalar yapmamız lazım. Psikopat peşinde koşuyoruz, hale bak ya. Ya şimdi doğru diyorsun da Asiye ile senin tanışma da bir acayip. Hani normal insanlar gider böyle kafede falan tanışır. Siz... Anlıyorsun değil mi beni? Evet. Değil mi? Yani. Ablacığım. Ay kalkamadım, olsun. Bursa aldım, okula kaldığım yerden devam edeceğim. Aferin ablacığım, gurur duyuyorum seni. Göya ben kurtaracaktım sizi. Şimdi kurtarılacak duruma düştüm. Bu ne biçim iş ya? Seninle uğraşanın Çetin'in anneannesi olduğundan emin misin? Vallahi ben ondan başka manyak tanımıyorum. Çetin'le de kavga ettik zaten onun yüzünden. Neymiş efendim? Zavallı yaşlı kadına iftira atıyormuş. Ulan zavallı yaşlı kadın dediğim babaannem gibi oldu.
Peki seni arayan numaranın kim olduğunu araştırdınız mı? Kız, biz onu hiç akıl edemedik. Herhalde araştırdık ya. Sen de tövbe yarabbim. Ankesördü telefonmuş. Tamam, özür dilerim. Sana patladım. Ay, Çetin olmayınca da kimsenin azımı çekmiyor yani. Kıyamam ben sana. Tamam, bildiğin ne kadar atarlı laf varsa saydır bana. Hadi dinliyorum, söyle. Çetin'in olduğu gibi zevkli olmuyor ki. Ay, gene başladı ya. Ne başladı? Hala yaşıyorsun ama öleceksin. İlksin. Senin pis ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim. Seni öldürmeden gitmeyeceğim öteki tarafa. Kendini akıllı sanıyorsun değil mi? Alarmlar, kameralar. Aileni koruyamaz. Sen nereden biliyorsun ya? Gölge gibi peşinizdeyim. Yan kesörlü telefondan konuşuyor ya. Alarm taktırdığımızı? İşte biz biliyoruz. Çetin, Ali, babaannem belki Fatma ablaya söylemiştir. Bilmiyorum ki. Ya bu nereden biliyor? Ay, kafayı sıyıracağım. Tamam ablam benim, bir sakin ol ne olursun. Dur bakalım. Antika kadın bu ya, kupon biriktiriyor. Aman tokanlayayım eşyasına, bozuluyor sonra. En sevdiğiniz yer kaş. Çünkü ilk çocuğunuza hamile olduğunuzu orada öğrendiniz. En sevdiğiniz şehir New York. Central Park'taki heykelin karşısında saatlerce oturabilirsiniz. Moru seviyorsunuz ama mavi sizi dinlendiriyor. Efendim Ali? Nasılsın? İyiyim. Ne oldu, hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Taylan Bey'in en sevdiğim renk ne? Nereden çıktı bu şimdi? Söyle işte. Mavi Ali'ciğim. Bilemedim, mor. Mavi beni dinlendirir. Hale, sen iyi misin? Kapatıyorum ben. Akşama görüşürüz. Thank you.
deterjan bitmişti. Mola verdiydim. Anladım. Nasılsın? Nasıl olayım? Yorgunluk işte. Ben bir koşu gidip alıp geleyim. Evet. Bakkala gidip deterjan alayım. Ha, tamam. Hanımefendi. Hanımefendi. Az önce yaşlı bir hanım cebinden bunu düşürdü. Sokağa dönünce yetişemedim. Bu eve girdi sanırım. Füsun Hanım'dır. Burada oturuyor. Füsun? Ben yanında çalışıyorum. Bakkala gidiyorum. Ver bana. Dönüşte vereyim. Yok, ben kendim ileteyim. Belki acil araması gereken biridir. Sen bilirsin. Karıştırıyorsunuz Füsun Hanım. Şu yalıya girmek için ne tırmaladın? Şimdi ayakların geri gelip diyorsun ya. Ay sende telefon sapıklığı da var herhalde. Anladık, tamam be, aileme de beni de öldüreceksin. Allah Allah, yeter. Bir sakin ol ya. Ömer ben. Ha. Telefonumu nereden buldun diye sormayacağım. Anlaşılan elin kolun uzun senin. Öyledir. Sana peşindeki düşmanın Semra olduğunu söylemiştim. Evet, ama akıl hastanesine yatmış olması bir şey ifade etmiyor. Delil bulman lazım. Tamam. Sabah ankesörle bir telefonla konuşurken yakaladım. 11 gibi miydi? Biliyordum ya. O işte ya, o. Rahatsız var. Emirgan'da bir eve girerken gördüm. Yardımcısıyla konuştum, kendisine Füsun diyormuş. Füsun kim ya? Füsun ne alaka? Bütün sorularının cevapları o evde. Adresi istiyor musun? Ay, tabii ki de. Ver. Bir dahaki sefere çocukları da getir. Olur mu Pervin'cim? Aman başını ağrıtırlar. Kesene bereket. Aa, olur mu öyle şey? Bu evde çocuk sesi duymayalı o kadar oldu ki. Özledim. Ayşe'yi asla getirmem. Düşer bayılır, üstüme kalır. Ama oğluşumu getirebilirim. Tamam, o da olur. Eline sağlık. Ne demek? Ben sana bu şirkette gözüme görünme demedim mi? Çık dışarı. Siz beni kovamazsınız Taylan Bey. Ben bizzat kendim istifa ederim. Öyle mi? Hem şantaj yapayım, bu arada çalışmayayım ama para da hesabıma yatsın diyorsun ha? Ulan bir kuruşunuzu istemiyorum be. Seni uyardım. Bu kadın da sen de gebereceksiniz. Böcekler gibi sardınız her yanı, pis asalaklar. Bu sizin cenahtan birinden gelmiş herhalde, belli. Böcek asalak sizin ağzınıza yakışır. Kim gönderdiyse söyle. Eğer Asiye'ye ya da bebeğe bir şey olursa esas ben onu bulur gebertirim. Hadi eyvallah. Bir akıllı geçiniyorsun ya. Ömer resmen parmağında oynatıyor seni. Belki o yapıyor bütün bunları. Ondan sonra da kurtulmak için suçu anneanneme atıyor. Şu kapı açılınca öğreneceğiz her şeyi Çetin.